Rise, dünyaya şekil veren gizemli güçleri ilk öğrendiğinde henüz genç bir çıraktı. Hocası Helyalı Tyrus adındaki büyücü, Runeterra'daki en tehlikeli nesneleri toplayıp muhafaza etmeyi görev edinmiş kadim bir nizama üyeydi. Günün birinde Rise, Tyrus'un başka bir büyücüyle dünya rünleri diye bir şeyler hakkında fısıldaştığına tanık olmuştu. Tyrus, çırağını fark eder etmez yanından hiç ayırmadığı parşömeni sıkı sıkıya tutup konuşmaya ansızın son vermişti. Zamanla, nizamın bütün çabalarına rağmen rünlerin varlığına dair bilgiler sızmaya başladı. Rünlerin önemini veya barındırdıkları katıksız güce çok az kişinin aklı eriyordu. Ama yine de herkes onları hasımlarına karşı kullanabilecekleri silahlar olarak görüyordu. Rise ve Tyrus, yersiz kuruntuları bastırıp onları kendilerini tutmaya teşvik etmek için Valoran halkları arasında mekik dokumaya koyuldu. Ne var ki, gün geçtikçe görevleri boşa çıkıyor ve Rise hocasının giderek büyüyen umutsuzluğunu hissediyordu. Nihayet ilk yıkıcı darbe, Rise'ın doğduğu Noxie bölgelerinde geldi. Ve bu, sonradan Rün Savaşları adıyla anılacak olayların başlangıcı olacaktı. İki ülke birbirine girmişti ve sinirler olabildiğine gergindi. Tyrus, Kom köyünde iki ülkenin liderleriyle pazarlığa otursa da ne yazık ki husumetin artık aracılık yapamayacağı kadar büyüdüğünü gördü. Bunun üzerine tepelere kaçan Rise ve hocası, dünya rünlerinin yıkıcı gücüne dehşet içindeki gözleriyle tanık oldu. Sanki toprak ayaklarının altından kayıyor, yeryüzü öğürüp feryat ediyor, başlarının üstündeki gökyüzü ölümcül bir yara almışçasına kıvranıyordu. Az önce iki düşman ordunun durduğu vadiye baktıklarında tam bir deliliğe seyirci oldular. Karşılarındaki yıkım öyle boyutlardaydı ki aklın somut mantığına meydan okuyordu. Binalar, insanlar, her şey yok olmuştu. Ve eskiden doğuda bir günlük yürüme mesafesinde olan okyanus şimdi onlara doğru köpürüp hızla yaklaşıyordu. Rise, dizlerinin üstüne yığılıp dünyada açılan büyük yarığa baka kaldı. Geriye hiçbir şeyi bırakmamıştı. Rise'ın bir zamanlar yuvası bildiği köyün yerinde artık yerler esiyordu. Çok geçmeden her yere yayılan savaş Runeterra'yı kasıp kavurmaya başladı. Rise içinde çatışmaya katılmayı, bir taraf seçip büyülü gücünü bu tarafın davasına adamayı içinden geçiriyordu. Ama Tyrus ona engel oldu. İkisi birlikte diğerlerini yeniden barışa yönlendirmek ve her şey bittiğinde dünyadan geriye elle tutulur bir şeyler kalması için dua etmek zorundaydı. Tyrus, elinde dünya rünü olan herkese kendini dizginlemesi için yakarıyordu. Topyekün yok olma tehlikesi birçoklarının gözünü korkutuyordu elbette. Savaşta en büyük ıstırapları çekenler rünleri ona teslim etmeyi kabul edebilirdi. Ama ne var ki bunu ilk yapan olmayı kimse istemiyordu. Zaman ilerleyip savaş yayıldıkça Rise hocasının daha bir mesafeli olmaya başladığını fark etti. Tyrus, büyük liderler ve baş büyücülerle kapalı kapılar ardında toplantılar yaparken çırağını haftalarca sürse de ehemmiyetsiz görünen görevlere gönderiyordu. Rise nihayet hocasıyla yüzleşmeye karar verdiğinde ise korktuğu başına geldi. Ve Helyalı Tyrus'un gizlice bir değil, iki rünü birden ele geçirdiğini öğrendi. Yaşlı büyücü huysuz ve öfkeli bir şekilde sıradan fanilerin pervasız çocuklar gibi akıllarının ermediği güçlerle oynadıklarını söyledi. Cahil güç bağımlılarının arasında diplomatlık oynadığı yetmişti. Onları durdurmak zorundaydı. Rise, Tyrus'un aklını başına getirmeye çalıştı ama nafileydi. Karşısında duran, hor gördüğü insanları ayartanla aynı cazibeye boyun eğen kusurlu bir adamdı. Rünlerin cazibesi hocasının üzerinde silinmez izler bırakmıştı. Bir zamanlar sadece barış arzularken artık her şeyin sonunu getirebilecek araçlara sahip olmuştu. Bu dünyadaki tek gerçek dost ve yoldaşını yok etmek anlamına gelse bile Rise harekete geçmek zorundaydı. Bir anda toplayabildiği bütün büyü gücünü serbest bıraktı. Kısa bir süre sonra Tyrus'un dumanı tüten cansız bedeni yerde yatıyordu.
bilinci ne yaptığını kavramaya çalışırken, Rise duygularına hakim olamayıp titremeye başladı. Bu ölümcül nesneler, Tyrus kadar güçlü ve irfan sahibi bir büyücüyü bile yoldan çıkarıyorsa, Rise onlarla nasıl baş edebilirdi ki? Rünleri başka birine emanet edemeyeceğinin de farkındaydı. Çok geçmeden, en büyük ülkeler birbirini yok olmanın eşiğine getirince savaşın sonu geldi. Rise artık kendisine düşen görevi anlıyordu. Emniyete alınmayan bir tek dünya rünü bile kalsa Runeterra'nın sonu kaçınılmazdı. Bu bilgi yalnızlık getiren ağır bir yük demekti. Ve Rise o günden beri dünyayı arşınlayıp arşınlayıp karış karış kalan son dünya rünlerini arıyor. Bulduğu rünlerin güç vaatlerini geri çeviriyor. Ve onları meraklı, hırslı gözlerden uzak, gizli yerlerde saklamayı seçiyor. Maruz kaldığı büyü sayesinde ömrü olağanüstü uzamış olsa da, Rise dinlenmeyi göze alamıyor. Zira dünya rünlerine dair dedikodular yeniden kulaktan kulağa yayılmaya başlıyor. Ve Runeterra halkları onları kullanmanın bedelini unutmuşa benziyor.